Yüce Allah ayette Zümer 15'te ne diyor? İstediğiniz şeyi kendinize ilah kabul edinebilirsiniz. Kendine bir ilah seçeceksin. Ya Yüce Allah ilah olmak zorundadır ya diğer de. Yüce Allah Azze ve Celle Kur'an'da diyor ki ben iki ilah kabul etmiyorum. Tek ilah olacak. Öncü, tek önder Sarok Sevdi Hazreti Muhammed. Hazreti Muhammed Aleyhisselam kendi kafasına göre peygamber olmadı. Allah onu seçti. Allah onu seçti. Biz sınıf başkanı olarak bizim şefimizdir. Biz de ona uymak zorundayız. Yüce Allah onu seçtiği için o bizim tek yegane biricik önderimiz olmak zorundadır. Hocam peki mesela buraya gelen insanlara bir şeyler anlatıyorsunuz. Genel olarak anlattığınız konuların temel taşları hangileri? Allah'ın varlığı gibi. Şimdi bütün peygamberlerin ilk ortak mesajı nedir? Kelime-i tevhid. La hayır demek. İlah sıfattır. Hiçbir ilah, hiçbir kanun, hiçbir otorite, hiçbir yol ve yordam belirleyen, hiçbir seruk, hiçbir yaşama ve hayata karışan, hiçbir öncü, hiçbir kanun koyucu, hiçbir şey kendisi kadar değer ve önem verilmez, hiçbir şey ruhun kalp merkezine odak olmaz. Değil mi? Bu ilahları reddedip Allah'ın tek ilahlığına çağırıyoruz. Hazreti Muhammed'e Nebi ve Resul. Bak Kur'an diyor ki, hiçbir Nebi veya Resul yoktur ki, onların ortak sözü kula kulluktan, yani sosyalizm, komünizm, demokrasi, laikliğin kulluğundan kurtarıp, Allah'a, kulluğa ve tağuttan sakının diyen bir elçi gelmiş olmasın diyor. Biz ortak söze çağırıyoruz. Çünkü insan önce ilahını seçecek, Müslüman olmak zorundadır. Müslümansa ilahı Allah'tır, Rabbi Allah'tır, önderi Hazreti Muhammed. Ama Müslüman olmak istemiyorsa Yüce Allah Kur'an'da ne diyor? فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرَ وَاِمَّا كَفُورًا وَيَا فَمَنْ اَبْسَلَ فَلِنَفْسِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا. Kendinize bir ilah seçeceksiniz Zümer 15'teki gibi. Eğer Allah tek ilah ve Rab Hazreti Muhammed tek önder olduğu zaman ne olur? Kur'an'la anayasa olur. Önderimiz Hazreti Muhammed Müslüman olup Allah'la Azze ve Celle sözleşme imzalıyorsun. Müslüman teslimiyettir. Tercih hakkı yok. Sıra mümin olup Kur'an'ı yaşayacaksınız. En son iman edip Yüce Allah'tan kadro, güvence, sigorta, eman, ehliyet alacaksınız. Bu ehliyete liyakattır. Liyakatlığı Allah diyor tescillemiştir. Allah size iman vesikası olacak. Yalnız şunu unutmayalım. İman ile küfür bir arada olmaz. Bizim ortak mesajımız budur. Önce akide bozu sağlam olması lazım. Bir hadis var. Hazreti Ali Allah Resulü Efendimizin evinde 4-5 yıl kaldı. 8 ile 10 yaşlarında. Daha bu talip sağken. Allah Resulü Efendimiz ile Hatice-i Kübra annelerinin annesi namaz kılıyor. Allah Resulü Efendimiz önde eşi arkada cemaat kılınıyor. Hazreti Ali yanlarında onları izliyor. En son namaz bitince Hazreti Ali diyor, ya Resulallah siz ne yaptınız? Allah Resulü Efendimiz Aleyhisselam ne diyor? Biz namaz kıldık. Ya Resulallah ben de namaz kılayım. Allah Resulü diye arıyor olmaz. Lat ve Uza'nın diğer versiyonu da Allah dostlarını ilahlaştırmak. Bak Allah dostlarının Kur'an ve sünnete aykırı olmayan değerlerini alabilirsiniz. Onlar eğer Kur'an ve sünneti anlatırsa ilahlaşma olmaz. Ama onun için de Allah'a ait, Azze ve Celle'ye ait bir isim ve sıfatı siz Allah dostlarına, Lat ve Uzza'ya, salih dostlara, velilere verirseniz onlar ilah durumuna düşerler. Çünkü Mekke'li müşrikler diyorlar ki ya Muhammed biz Lat ve Uzza'yı çağırırız seni çarparlar diyor. Ya Lel Uzza, Ya Lel Uzza. Yetiş ya Uzza, yetiş ya Uzza. Bir gün Hazreti Ebubekir bir tane bayanı, 7 ile 9 tane bayanı azat etti. 9 tane köleyi azat etti daha doğrusu söyleyelim. O köle azat olduysa gözleri kör oluyor. Mekke'li müşrikler yaygara koparıyor. Bak diyor ki azat olundu, Müslüman oldu, Müslüman oldu, Lat ve Uzza onun gözünü kör etti, çarptı diyorlar. Lat ve Uzza'yı da bu şekilde de anlayacağız yani. O yüzden bunlara biraz pür dikkat etmemiz lazım. Önce ilahımızı ve Rabbimizi seçeceğiz, sonra amellerimiz. Allah Resulü diyor ki ya Ali, Lat ve Uzza'yı reddet, sonra gel Müslüman ol. Çünkü şirk ile iman bir arada olmaz. Önce ilahımızı seçeceğiz. Kur'an tek anayasa. Kur'an'ı gücümüze göre yaşayacağız. En son Yüce Allah eğer şirk günahı yoksa amelde, karnemize, hediyemiz, durumumuzda, son durumumuzda Yüce Allah ne yapacak? Bize iman vesikasını verecek. Biz buna çağırıyoruz yani. Hocam peki kısaca bize burada karşılaştığınız zorluklar ve insanlara önerdiğiniz kitap isimlerinden... Şimdi bak ben şunu söylüyorum yani. Kur'an zaten söylüyor. Bu yolun sıkıntılı olduğu söylüyor. Yüce Allah Azze ve Celle asla kolay gösterip sıkıntı vermez kuluna. Bak kolay gösterip sıkıntı vermez. Bu yol zor bir yoldur. Hak yol zor bir yoldur. Seyyid Kutup ne diyor? Elini, gözünü, ayağını seven bu yola gelmesin diyor. Yani Yüce Allah Azze ve Celle kimseye zorla Müslüman ol da demiyor. Müslümansan
Kur'an'ın tek anayasa, Hazreti Muhammed'i tek önder kabul edip yaşayacaksın. Müslüman değilsen git kendine bir ilah seçeceksin. İki ilah olmuyor, iki serok olmuyor. Hak yol sıkıntı yoldur. Burada istisnai durumlar hariç. İnsanların çoğu beni şikayet ediyor, sistem de bana zulmediyor. O yüzden de yani Yüce Allah Azze ve Celle kimsenin yaptığını kimseye nakar bırakmaz. Yüce Allah Azze ve Celle Es-Semî'dir, El-Basîr'dir, El-Âlim'dir, her şeyi bilen, işten bilendir. Ben de dini değerlerimi anlatıyorum burada, 5,5 yıldır. Bir buçuk ay daha anlatacağım, zaten burada benim miadım da doluyor. Yeter çünkü toplumun çoğu ekseriyat istemiyor. Toplumun çoğu istemiyor, bir de sahip de çıkmıyorlar. Çıkmadığı zaman da şimdi din tek bir yerde de anlatılmaz. O yüzden Kemalist'i, Apoist'i, Demokrat, Laik, Sosyalist'i, Komünist'i ilahlarını rahatsız ettiğim insanlar gidip beni ilahlarına şikayet ediyorlar. Polisler işte dakikada bir polis geliyor. Her gün 2 günde bir kontrole geliyorlar işte. O şekilde söyleyelim. Ben de işte burada artık bir buçuk ay daha kalacağım. Ondan sonra ben de artık buradaki görevimi din tek bir yerde anlatılmaz. Camiyi panayıra müzeye çevirmişler. Biz de ne yaptık? Dedi, belki 3-5 kelime söyleriz, belki birilerini kazanırız, birilerini kurtarmaya çalışırız. Ben de en azından kıyamet günde kimse gelip benim yakama yapışmaz. Ben en azından o vebaldan kurtulmuş oldum. İnsanlar neye inanıyor? Kendi ilahlarını seçsinler. Madem ilah Allah ise Kur'an dışında fikri düşüncevi olarak çıkamazsın, kendi serokunu seçemezsin. Adam diyor ki hocam diyor, siyasi görüşüm ayrı, dinim ayrı. Öyle iş mi olur yani şimdi? Yani bu kadar gülünç bir şeydir ya. Siyaset, dinde siyaset var. Siyaset demek Allah'ın emri, Allah'ın kanunu, Allah'ın reddettiği bütün izinler, Allah'ın reddettiği bütün seroklar ve Rab sıfatıya terbiye etmek manasına gelir. Arapça dinde siyaset var, dinde parti politika yoktur. Bana diyorlar ki hocam, demokrasi, laik, sosyalizmi, komünizmi eleştiriyorsunuz. Diyor ki şu anki devleti niçin eleştirmiyorsunuz? Ben zaten demokrasi bir deccaliyettir söylüyorum. Bu da bir eleştiri değil midir? Uzak durun diyorum, bu da bir eleştiri değil midir? İkincisi, ben şunu da diyeyim, kardeşime söyleyeyim. Dolaylı yoldan bazen bir eleştiriye tabi tutuyoruz. Mesela şu anki sisteme göre, demokrasi sistemine göre cami olmuş müze. Şu an caminin prosedürü müzedir ha. Müzedir. Bu müze ne demek? Kur'an ile, Yüce Allah ile alay etmektir. Hocam siz yok, ben aşırı gitmiyorum kardeşim. Aşırı gidiyorum, adam diyen varsa gelsin ben de konuşayım, ben buradayım. Ben konuşayım, her kelimenin arkasındayım. Asla geri adım atmam. Yani din ölmüş, artık bakın ibret alın. Allah nasıl eski kavimleri helak aldı, intikam aldı. Onlar da mecazi olarak Allah'tan sanki dolaylı yoldan, doğrudan demese de intikam almaya çalışıyorlar. Yüce Allah çok şiddetlidir. İntikam sahibidir, onu da unutmasınlar. İkincisi, maalesef 2010 İstanbul Sözleşmesi var. Kadının beyanı esastır, bu kadını ilahlaştırmak, eşcinsellik resmiyete girmiş. Korkmaya layık, yegane, biricik ilah, gerçek ilah Yüce Allah'tır. Ben kalkıp kimsenin ilahından korkacağı bir halim yok. Şu anda niyetleri beni cezaevine veya tımarhaneye dikmek, açık konuşayım, niyetleri budur. Ben ne cezaevinden korkarım, ne tımarhane. Açık konuşayım. Benim ilahım ve Rabbim Allah, önderim, selokum da hazırım. Ben hiçbir partide değilim. Bana soru soruyorlar. Siz de gidip beni camiye, siz de gidip beni karakola şikayet ediyorsunuz. Mübareklere vallahi. Gelip önümde bir türlü, arkamda bir türlü oluyorsunuz. Ben yüzüne karşı söylüyorum. Ben yapmacık değilim. Ben burada 3 kelime kelam-ı kadim söylüyorum. İlahi mesaj söylüyorum. Lef-i Mahfuz'dan Kur'an damlatılmış bir ilimdir. Ondan sözler söylüyorum. Diyor ki hocam senin usulün bozuktur. Sizin ayarınız, kimyanız bozulmuş. Ben de artık daha ne yapayım? Kimin usulü bozuktur? Niye siz gece gündüz haykırıyorsunuz, bağırıp çağırıyorsunuz, hilekarlık yapıyorsunuz, kendi elinize put yapıyorsunuz, putu yiyorsunuz. O bizi gece gündüz evet hayır sesiyle rahatsız ediyorsunuz. Siz ondan rahatsız değilsiniz. Ben kimseyi öldürün, kesin, biçin, bombalama eylemi yapın, terör eylemi. Bunun hakkım yok çünkü Allah Resulü, Kur'an öyle bir şey emretmiyor ki. Ama ben hakkı söylemek zorundayım. Kimin nefsine acı geliyorsa gelsin. Yani Yüce Allah'ın ilahlığı, Yüce Allah'ın değerleri maalesef hiçbir yerde para etmiyor. Bana para ediyor demeyin kardeşim bakın. Etmiyor kardeşim. Hani ben burada 3 kelime kelam-ı kadim söylüyorum. İlahi mesaj söylüyorum. Lef-i Mahfuz'dan Kur'an damlatılmış bir ilimdir. Ondan sözler söylüyorum. Diyor ki hocam senin usulün bozuktur. Sizin ayarınız, kimyanız bozulmuş. Ben de artık daha ne yapayım? Kimin usulü bozuktur? Niye siz gece gündüz haykırıyorsunuz, bağırıp çağırıyorsunuz, hilekarlık yapıyorsunuz, kendi elinize put yapıyorsunuz, putu yiyorsunuz.
O bizi gece gündüz evet hayır sesleriyle rahatsız ediyorsunuz. Siz ondan rahatsız değilsiniz. Allah Resulü Efendimiz Kur'an indiği zaman ne dedi sahabeye? Buyurun sahaya inin. Siz Müslüman oldunuz. Allah'la Azze ve Celle